kadar kanalına hoş geldiniz. Fransa'da hidroksiklorokin ve azitromisin karışımı koronavirüs tedavisinde mucize yarattı. Fransa'da gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar yeni tip koronavirüs salgınında umut veren bir gelişmeyi ortaya koydu. Sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokin ve azitromisin karışımı COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanıldı ve hastaların iyileşme süreçleri 6 güne indirildi. Fransa hükümeti tarafından onaylanan bu olay koronavirüs tedavisinde umut verici bir gelişme olarak kaydedildi. Bilim insanı Philippe Guattrata başkanlığında yürütülen çalışma, hidroksiklorokin ve azitromisin karışımı olan hastalarda yapılan test sonuçları negatif çıktığı ve 6 günlük tedaviyle virüsten iyileştiğini göstermesi üzerine bir açıklama yaparak bakteriyel süperenfeksiyonu önlemek amacıyla hidroksiklorokin ile tedavi edilen hastalarda 6'sı günlük elektrodiyagram kontrolünde ilk gün 500 mg, sonraki gün 254 gün 250'şer gram olmak üzere azitromisin aldı diye konuştu. Azitromisin nedir? Azitromisin bir dizel bakteriyel enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Buna orta kulak enfeksiyonları, sitler, boğaz, pnömi, gezgin ishali ve diğer bazı bağırsak enfeksiyonlara dahildir. Yaygın yan etkileri mide bulantısı, kusma, ishal ve mide rahatsızlığı içerir. Azitromisin koronavirüsü iyileştiriyor. Guattrata ve araştırmacılardan oluşan ekibi Mart ayının başında başlatılan çalışmada 20 hastaya günlük 600 mg elektromisin ile tedavi uygulandı ve koronavirüs salgını hastalığının semptomlarına göre hidroksiklorokin ve bakterilerle savaşın bir antibiyotik olan solunum yolu, cilt, kulak, göz ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi bakterilerin neden olduğu pek çok farklı enfeksiyon tedavisinde kullanılan azitromisin verildi. Kalan 16 hastaya kontrol amacıyla ilaç verilmedi. 6 gün sonra hidroksiklorokin ve azitromisin kombinasyonu verilen hastaların arasında COVID-19 taşımaya devam eden vaka sayısında %5'ten daha azdı. Bu kombinasyonla yapılan tedavi yalnızca klorokin olan hastalardan daha iyi sonuç veriyor. Bugünkü videomuz bu.